Sayın milletvekilleri, şimdi konuşma sırası Halkların Demokratik Partisi grubunda. İlk konuşmacı Batman milletvekili Sayın Saadet Becerikli'de. Sayın Becerikli, buyurun. Sayın milletvekilleri, hatibi kürsüye çağırdım lütfen. 10 dakika süreniz var Sayın Becerikli, buyurunuz. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bilim Sanayi İletişim Teknoloji Bakanlığı bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ne yazık ki görülüyor ki demokratik katılımcılığı esas almadan hazırlanan 2018 bütçesi orta ve uzun vadede Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı, yaşanan sorunları daha da derinleştirecek ve önümüze daha büyük sorunlar çıkaracağını şimdiden söylemek mümkün görünüyor. Çünkü bütçeler siyasal ve ekonomik olarak sosyal sınıflar arasındaki mücadelenin en önemli mali ve politik araçlarıdır. Ayrıca siyasal iktidarların demokrasi, sosyal hak ve özgürlükler, emeğe yaklaşımını da gösteren en önemli olgulardır. Bu bütçede bu kavramların bir anlam ifade etmediğini, önceki yıllarda olduğundan daha fazla savaşa ve sermayeye destek veren bir bütçe olduğunu görmek mümkündür. Değerli arkadaşlar, Bilim Sanayi ve İletişim Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir örnekle çok kurum dışına çıkmadan devam etmek istiyorum. Sayıştay'ın 2016 yılı KOSGEB faaliyetlerinin denetim raporunda AKP hükümetleri döneminde yaşanan kadrolaşmanın boyutlarını gösteren çarpıcı bir örnek yer aldı. Raporda KOSGEB teşkilatı için yönetmenlikle 10 daire başkanlığının belirlendiğini, ancak yapılan değişiklikte daire başkanlığı pozisyonunun sayısını 10'dan 12'ye çıkardığı bildirilmiş. Sayıştay yıl içinde bunu saptayarak uyarmasına karşın 2016 yılında da 10 daire başkanlığı bünyesinde 12 daire başkanı görev yapmayı sürdürdü. Ancak Sayıştay raporunda da görüldüğü gibi açıktır ki Türkiye'de birçok işleyiş ve alanda olduğu gibi denetime konu olacak şekilde yer alması gerekirken ne yazık ki denetimde işe yaramadığı ve işleyişte AKP hükümeti döneminde yaşanan kadrolaşma boyutlarını gösteren çarpıcı bir örnektir bu karşımızda duran. Tabii kurum bu usulsüz kadrolaşmaya uygun bir kılıf bulmuştur mutlaka. Kim ne kadar inanır böyle usulsüz uygulamalar bilmem ama biz inanmayacağız. Ancak kalıcı bir barışın tesis edilmesi, demokratik işleyişin her alanda hakim kılınması ve bütün girişimlerin halkın istihdam edilmesi, refahı ve kalkınması için olursa destekleriz. Savaşı ve ölümleri kutsayan zihniyete karşı kişisel çıkarları için bu tarz kurumlarda nemalananlara hiçbir zaman desteğimiz olmayacağı gibi muhalif duruşumuz sonuna kadar süreceğini belirtmek istiyorum. Ne yazık ki bir türlü gelişmiş ülkeler düzeyine çıkmayan ülkemiz, AKP iktidarının son yıllarında hiçbir alanda bu ülkeler düzeni yakalamadığı gibi teknolojik anlamdaki yasaklar beraberinde antidemokratik uygulamaları, bu da beraberinde insan hakları ihlallerini getiriyor. İnsan onuruna yaraşan bir yaşamı hiçe sayan devleti yönetenler, yolsuzluk, rüşvet gibi olağanüstü hal uygulamaları askıya alınan adalet, hukuk ve benzeri kavramların olağan dışı bir şekilde yaşamın tüm alanlarına hakim kılmaya çalışılıyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların, sosyal adaletsizliğin, tıkanan yönetim politikalarının ve işsizliğin en temel sebebi iç ve dış politikada yaşanan her türden sorunu otoriter, saldırgan, aşırı güvenlikçi yöntemlerle çözmeye çalışmak sorunları derinleştiriyor ve bütçe dağılımında da görüldüğü gibi ekonomik gelirin büyük bölümü buraya kanalize edilerek her geçen gün Türkiye'nin aleyhine kötü bir süreci çok hızlı biçimde hayata geçiriyor. Değerli arkadaşlar, bakanlık bünyesinde bulunan diğer bir kuruluş da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ı, Türkiye'nin bütün bilim insanlarına eş mesafede durması ve haklarında herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı olmayan bilim insanlarına evrensel ve anayasal bir ilke olan masumiyet çerçevesinde yaklaşması gereken bir kurum olması gerekirken, ancak çok sayıda bilim insanından alınan yazılı ve sözlü şikayetlerde göstermektedir ki
TÜBİTAK projelerinde yer alan ve desteklenen veya burs almış olan akademisyenler fişlenmiş ve olumsuz kanaat bildirilerinin görevden uzaklaştırma veya ihraç kararı alınmamış olmasına rağmen ya bursları kesilmiş ya da projelerden el çekmeleri sözlü olarak talep edilmiş. Yine burada uygulanan çifte bir standartın devrede olduğu çok açıktır ne yazık ki. Bu bile gösteriyor ki bütçe sadece her zaman her yerde olduğu gibi yandan yandaş olandan yana işliyor. Çünkü elde edilen bazı veriler ışığında baktığımızda TÜBİTAK kurumsal vizyonu olarak ortaya koyduğu hedeflerinden hayli uzak olduğu söylenebilir. Şöyle ki son dönemde hükümetin TÜBİTAK'ta yapmış olduğu atamalar incelendiğinde kurumun içinde kendi vizyon problemini çözmediği anlaşılacağı gibi ülke için arzu edilen vizyona ulaşmasını beklemek hayal etmekten öte bir şey değildir. Bakın akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarına ve yenilikleri desteklemenin yanı sıra Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemekte toplumda farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlayan TÜBİTAK'ın Ulusal Ağ Bilgi Merkezi Müdür Yardımcılığına sanırım kimin atandığını hepiniz biliyorsunuz ama ben bir kez daha söyleyeyim. Ankara Hayvanat Bahçesi Müdürü bu TÜBİTAK'a benzeri TÜBİTAK bünyesindeki bilim araştırma teknoloji politikalarına müdür olarak atanıyor. Bu ve bunun benzeri örnekleri çoğaltmak mümkün. Ayrıca TÜBİTAK bir süredir tanıttığı projelerle sosyal medyada alay konusu olmaya başladı. Örneğin papaz eriğini imam eriğine çevirme, okunmuş fasulyenin daha çabuk büyüdüğünü, kansere karşı ile dua ile çözüm, ilgili projelerin kabul edilmesi ya da ödül verilmiş olması, tıpkı TRT'de yayınlanan Bir Fikrim Var yarışmasında finale çıkan organik hoşaf benzeri şeylere ödül vermesi bilimsellikten ne kadar uzaklaştırdığını açıkça gösteriyor. Elbette dua etmek inancımız gereği manevi güç veren ve Allah'tan yardım dileyen bir olgudur. Çok özel ve çok ayrı bir konudur. Ama bu size insanları bilimsellikten uzak tutarak dünya yalnızca sizin etrafınızda dönüyor gibi bir hakkı vermez. Bakın bir örnek vereyim. TÜBİTAK'ın kabul etmediği sıvılarda bulunan su oranını ölçebilen sistemi geliştiren projenin NASA tarafından kabul edilmesi, dünya birincisi seçilmesiyle bilimsel gelişmeye katkısının NASA'ya mal olmasına neden olmuştur. Bugün uzay çalışmalarında kullanılıyor TÜBİTAK'ın bu reddettiği proje. Değerli milletvekillerim, modern zamanların teknolojik iletişim araçlarının hızla geliştiği, yayıldığı bir çağdayız. Yasakçı bir zihniyetle bilginin yayılmasını önleyemezsiniz. Sizin engellediğiniz iletişim yollarını insanlar farklı yollarla izleyip takip eden, edebilen milyonlar olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bakın Wikipedia çok kapsamlı ve evrensel erişimi olan bir ansiklopedi yaratarak bilginin yayılmasını teşvik etmiştir. Dünyanın her yerinde katkıda bulunan on binlerce gönüllü ile şekillenen paylaşımcı bir inisiyatif olup son yıllarda artan oranda üniversite, kütüphane, müze ve benzeri kurum Wikipedia'ya kaynaklarını açmak suretiyle destek vermektedir. Anayasa Mahkemesi'nce erişimi kolay olan bu dünya çapında desteklenmiş kaynağın engellenmesinin gerekçesi ise Wikipedia'da hoş görülmeyen hatta yanlış bazı görüşlerin ifade ediliyor olması diye açıklandı. Oysa bütün dünya biliyor ki AKP iktidarına dokunan WikiLeaks belgeleri nedeniyle erişim yasağı getirildi. Bunu engellediniz ama bakın Amerika'daki yargılamayı engelleyemediniz. Arka arkaya Panama, Malta, Man Adası belgeleri ortaya saçıldı. Bunları engelleyemediniz, engelleyemezsiniz de. İnsanlığın ortak birikimini oluşturmaya çalışan bu kadar değerli bir kaynağı Türkiye sınırlı içerisinde yasaklamanın bu web sitesine erişimin engellenmesi için bir gerekçe oluşturmaz. Doğrular kimsenin tek elinde değildir. Bilimin bize gösterdiği gibi herkes araştırarak, gözlemleyerek kanıtlar yoluyla doğruya ulaşabilir. Bu yasaklar demokrasinin temel ilkelerine aykırıdır. İnsanların bilgiye ulaşma haklarına bir saldırıdır. Buna paralel olarak sosyal medyayı manipüle etmek için iktidarı eleştirmenin bir linç kampanyasına dönüştürülmesi, Twitter engellemeleri, muhalif sitelerin kapatılması, yeni düzenlemelerle artık keyfi bir alana çekilmektedir. Geleneksel basının ticari ilişkileri ve yargı yoluyla baskıladığı bir ortamda internet üzerinde yaratılan baskıların artılması, hükümetin mutlak bir sansür ortamı yaratmaya yönelik
totaliter anlayışını ortaya koymaktadır. Ulusal güvenlik ve kişilik haklarının korunması adı altında toplumsal muhalefetin tümden susturulması bunun net göstergesidir. Twitter'a konu olmuş önemli durumlarından biri de şüphesiz eş başkanımız Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde odasında yapılan Twitter aramasıdır. Trajikomik değil mi sizce de değerli milletvekilleri? Teknoloji ve iletişimdeki gelişmişliğimiz bu düzeyde mi? Yine buna eş başkanımız Selahattin Demirtaş'ın vermiş olduğu cevabı aynen söyleyerek devam edeyim. Cevabı şuydu. 1. Merhaba arkadaş. Buyurun tamamlayın. Merhaba arkadaşlar. Bu tweetleri cezaevinden atmıyorum, dışarıdan atılıyor tweetler. 2. Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara'da. Hesabımda tweet atılınca cezaevi odamızda rutin dışı tweet araması yapıldı. 3. Cezaevi personeli de zan altında bırakan bu trajikomik hükümet aklını çok da yadırgamıyorum artık. 4. Odada tweet bulunmadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece. Ondan da tweet atılmayacağına kanaat getirildi. 5. Twitter'ın kuşundan bile korkuyorsanız darı ekmeyin o zaman demişti Koğuş'ta Twitter aramasına karşın sevgili eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Becerikli.